Зайка! Тебя к телефону! Когда Зайку позвали участвовать в конкурсе талисманов игр в Сочи, никто не удивился. По случаю победы в ресторанчике устроили настоящий праздник. Maskot yarışmasının ortaya çıkış sebebi aslında Soçi muhalefeti. Soçi bildiğiniz gibi Çerkeslerin ana yurdu. Ve Rusya tarafından orada bir olimpiyat, kış olimpiyatları orada yapılacak. Ve Çerkezleri hiç kale almayan bir olimpiyat. Çerkezlerin hiç adının geçmediği bir olimpiyat. Ki adı geçse dahi Çerkezlerin soykırıma uğradığı topraklarda yapılan bir olimpiyatın olimpiyat olma ihtimali yok. Bu yarışmaya katılımcı sağlamak adına yapmamız gereken ana hedeflerden bir tanesi şu olmalı bence. Herkese ulaşıp onları yarışmaya katılmaları adına teşvik etmek. Hazır mı? Buradaki kafeye şöyle 4 grup gidin. Sen. Bizi diğer tarafa. Rusya Soçi'de kış olimpiyatlarını yapacak. Soçi aynı zamanda evet. Çerkes, tarihi Çerkes toprağı, soykırım toprağı diyebileceğimiz bir toprak. Şey çıkarmadan. Tamam, masamız tabii ki. Ne haber ya, neredesin? İyiyim, sen nasılsın? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şu şey, şöyle olsa bana güzel. Anti maskot yarışmasının benim için birden fazla önemi var. Birinci önemi benim aidiyetimle ilgili. Ben 1864'te soykırımdan kurtulmuş, Osmanlı coğrafyasına sürgün edilmiş bir ailenin çocuğuyum çünkü. Yasak etti Çerkezce konuşmayı. Çerkezce konuşmayı yasak mı etti öğretmen size? He. 1940'larda okudun sen ilk okulunu. Niye yasak etti? Türkçeyi bilmiyordu. Böyle 1 metre 10 santim cetveli vardı. 1 metre 10 santim küsuratı da var. Avucunu aç derdi. Erkezden açma.
Sen filmlere falan gidiyordun, anlamıyordun ama herkes ağlayınca ağlıyordu millet değil mi? Millet telefona şeye gidiyorlardı, ben uyuyordum. Sinemada mı? Sinemada. Çünkü anlamıyordum ki. Televizyon geldiği zaman televizyon tutuyordu, ben şöyle koridorda oturuyordum. Televizyon tutuyordu ne yani? O da tutuyordu. Araba tutması gibi yani. Aynı. Televizyon tutuyordu seni. Sinemada tutuyordu seni. Sinemada tutuyordu. Araba değil millet. Gülüyor, bir şeyler söylüyor. Ben anlamıyorum ne yapayım. Aynen. 2014'te yapılacak Soçi Olimpiyatları karşıtı bir kampanya var. Yani dünyada bu olimpiyatlara karşıtı olan bir sürü grup var aslında. Sadece Çerkez diasporası değil. O ekolojik bir problem de var orada. Başka problemler de var. Bu sporun bizzat olimpiyatların kendisi de sorgulanıyor ama bizim özelimizde durum biraz daha başka. Soçi bizim kişisel tarihimiz açısından, Çerkez toplumu açısından çok kritik bir yer. Aleyküm selam. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam söyleyebilirsin Soçi. Tamam, oradaki herkes tanıdık olacak belki. Köklerin yazarı Alexei'nin çok güzel bir lafını buldum. Nereden geldiğini bilmediği için nereye gideceğini de bilmiyordu diye. Ondan çok farklı değil. Açık denizde yol alan bir portakal şişesi gibi durumumuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu hafta Macide gerek diasporada gerek Kafkasya'da son yılların en önemli konusunu işleyeceğiz. Evet, Macide konumuz Soçi Olimpiyatları ve Çerkez Muhalefeti. Konuğumuz bu inisiyatifin aktivistlerinden Hıraç Alper. Soçi Çerkezler için ne anlam ifade ediyor? Tarihsel bir önemi var ve olimpiyatlarla birlikte daha da ön plana çıktı sanıyorum. Şöyle bakmak lazım. Bizim bugün diaspora diye tanımladığımız Çerkez topluluğunun nüfusunun neredeyse tamamı Soçi ve kıyı boyu dediğimiz bölgeden gelmedir. Bir takım temaların da oluştuğu bir bölge Soçi. Yani toplum ne kadar siyasi olarak kendisini ifade edemese de, kimliğini ortaya koyamasa da, vatan dediği zaman dönüp baktığı yer adına Soçi demese de Kıba Adası, Hodzu ve o bölgelerde yaşadıkları köylerin isimleri hepsi bu bölgeden alınmış, taşınmış durumda. Kafkasya'da uyanmak nasıl bir duygu? Bir kere 150 yıl geç kalmış bir uyku bu. Yani benim atalarım, dedemin dedesi o coğrafyadan gelmiş. Ondan sonraki 5 kuşağın hiçbirisi o coğrafyaya gitmedi. O sürgün limanına ilk defa ben gittim. 150 yıllık bir rötarla orada uyanmak. Aslında hani adına uyku dediğimiz hal uzun sürmüş bir kış uykusu gibi bir taraftan da baktığımda.
Sochi 2014 muhalefeti aslında 2006 yılında Rusya'nın Soçi'yi, yani bizim için tarihi Çerkesya'nın başkenti olan Soçi'yi, aynı zamanda soykırım toprağı olan Soçi'yi olimpiyatlar için, kış olimpiyatları için aday göstermesiyle başlayan bir süreç. O dönemde olimpiyat komitesine bir imza kampanyasıyla gündeme geldi ilk defa. Onun öncülüğünü Kafkasya Forumu yapmıştı. Birçok Türkiye'den ve dünyadan sivil toplum inisiyatifi de bir araya geldi ama öncülüğünü Kafkasya Forumu yapmıştı. Shims intent is to promote the next Winter Games in Sochi, Russia in 2014. With its high proud masts and white billowing sails, it will be carrying the flag and delegates of the Sochi 2014 Winter Games Organizing Committee. Today you can enjoy dinner, song, dance while aboard the cruising stream. You can imagine yourself cruising on the Black Sea, then stroll in Sochi when anchored in its ports. Truthfully, the history of the ship is dark. The Circassian account is grim and bleak. The cruiser Stern is a replica of the warships that would fire cannons on Circassian settlements in Sochi and all along the Circassia's Black Sea coast. Circassians villages afire while the army would kill the villagers who flee their homes. Sochi bölgesi Kafkas-Rus savaşlarındaki bir hesaba göre 100 yıl, bir hesaba göre 200 yıldan fazla süren aşamalarla bir savaştır bu. Kafkasya'da Rus İmparatorluğu'nun fethedebildiği, silah gücüyle ele geçirebildiği son toprak parçası oldu. Ruslar 1864 baharında artık açlıktan, savaşlardan kırılmış olan halkı da yok ederek büyük ölçüde bu bölgeyi de işgal ettiler. Halkının tamamını, sadece Soçi'nin değil, Karadeniz kıyısındaki Abhazya'dan bugünkü Novorossiysk'e kadar olan, Kuban Irmağı ağzına kadar olan Karadeniz bölgesi ve içerideki halkın %90'ından fazlasını Osmanlı topraklarına sürdüler. Yani Soçi'nin Rusların eline geçmesi bütünüyle Kafkasya'nın bütünlüğünde Rusların eline geçmesi olarak kabul edildi. Antimaskot yarışmasının temel dinamiği yine Rusya. Bu olimpiyatları dünyaya tanıtmak için çeşitli reklam kampanyaları yaptı ve bunun için bir maskot yarışması açtı. Seçilen maskotlara baktığımızda da ne tarihi gerçeklerle ne güncel gerçeklerle, uzaktan yakından alakası olmayan, çok sevimli, ayıcıkların, tavşanların olduğu bir maskotlar ortaya çıktı. Ve biz buna dedik ki No Sochi 2014 inisiyatifi olarak bu tarihi gerçekleri yansıtmıyor. Sochi bu değil. Sochi'nin ne olduğunu dünyaya anlatmak için bir maskot yarışması açalım. Anti-maskot yarışması açalım ve
Soçi'nin gerçeklerini, Çerkesler için neyi ifade ettiğini, dünya için neyi ifade etmesi gerektiğini, dünyaya anlatalım. Aslında Çerkesler arasında olimpiyatların da bir etkisi var. O da şu, Çerkes kimliğinin uyanışında 2014 Soçi Olimpiyat Oyunları önemli bir tetikleyici etki yaptı. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Burada evet, yani Çerkesler atalarımızın kemikleri üzerinde oyun oynamayın. Bu barışı temsil eden, medeniyetler arası diyaloğu temsil eden bir spor etkinliğini soykırım yapıldı topraklarda yapmayın diyorlar. Haklı olarak bunu söylüyorlar. Fakat bu sayede de, yani olimpiyatlar sayesinde de Çerkesler kendi tarihlerinin hem bilincine varıyorlar, hem de uluslararası topluma orada bir soykırım olduğunu, Çerkeslerin sürüldüğünü ve bugün Çerkeslerin %90'ının nüfusunun ana vatanları dışında yaşadığını söyleme fırsatı veriyor. Latif Rusya, Kafkasya'da ne var? Latif Rusya, Kafkasya'da ne var? Latif Rusya, Kafkasya'da ne var? Rusya için prestij projesi. Özellikle Putin buna çok önem veriyor. Kendisi hem sporcu bir kişiliğe sahip. Bununla Rusya'nın yükselen yıldızını tekrar parlatmak istiyor uluslararası toplumda. Slava narodu pobeditelyu! S praznikom vas! S dnyom velikoy pobedy! Slava Rossiya! Ura! Biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağılırken Rusya önemli ölçüde kendi prestijini de kaybetti ve kendi güvenini de yitirdi. Hem kendi toplumuna hem uluslararası topluma Rusya'nın geri döndüğü mesajını vermek için Soçi Olimpiyat Oyunlarına çok büyük önem verdi ve milyarlarca dolar harcamayı göze aldı. Ekonomik krize rağmen hiçbir kesinti yapmadan, bütçe kesintisi yapmadan Soçi'de Olimpiyat köyünü kurmaya devam ediyor. Bunu Rusya'nın yeni yüzü, yeni yüzyıldaki Rusya'nın geldiği yeri göstermesi açısından önemsiyorlar. Темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов оплетает листва. Soçi Olimpiyatları için seçilen 3 maskot, insan içinde böyle çok halisane duygular uyandıran, böyle insanı böyle tebessüm ettiren 3 tane nefis varlık. Bir ayı, bir tavşan ve bir leopar. Oraya bir tane maskot koyuyorsunuz. Ama diğer taraftan o maskotun gerçeğinin, o ayının yaşam alanını yok ediyorsunuz. Yaptığınız tesislerle, işte ki orada kalmayacağı da belli. Yani adına soykırım dediğimiz şey yalnızca biz Çerkezler için değil, orada yaşayan diğer, o habitatın diğer unsurlar için, diğer canlılar için de söz konusu. Сурен Газарян, арестованный на 10 суток за неповиновение полиции, отпущен. Неделю назад он вместе с адвокатом Виктором... From the beginning it was a great mistake to plan the Olympic facilities in the national park and in the Zimta Valley, which is historical area, and all of this building activity in the city, it
leads to many geological processes. When they plan this construction, they don't made sufficient geological studies, environmental studies, and now we already have a lot of problems. There are several water supplies in Zimta Valley, and some of them are already destroyed, and probably most of them are in danger. The left bank of Zimta River, it was completely virgin before the Olympics. So for environmentalists and also for biologists and also for local nature lovers, it was a unique place. But now it's completely destroyed. The climate already changed along the Zimta River valley because of huge forest cuttings. So it's unpredictable. Great efforts were deployed and still are deployed to ensure the ecological safety of the construction works in course. For this strategy was adopted, a governmental strategy which is called the Sochi Environment Strategy. There will be new water protection zones created along the Psu and the Mzimta rivers. Vadide gördüm ben işte bir nehir boyunca, viyadük döşenmiş, viyadüğün üstüne demir yolu döşenmiş, o yetmemiş, yanına bir de karayolu döşeniyor. Bu bir doğa katliamı, yani bunun başka hiçbir adı olamaz. Çünkü nehir, gördüm ben o nehri, sanki asfalt erimiş, likit hale gelmiş, akıyor gibiydi. Ve bunun geriye dönüşü yok. Sochi, gateway to Russia's Riviera. We try to stop these Olympic Games from the beginning. And when we became aware that it's impossible to stop it because of this, it's a private project of Mr. Putin. Sochi 2014 could not be where it is today without support, vision, and passion of one man, President Vladimir Putin. Sochi is a unique place. On the seashore, you can enjoy a fine spring day. But up in the mountains, it's winter. I went skiing there 6 or 7 weeks ago, and I know a real snow's guaranteed. Sochi, gateway to millions of hearts. Sochi, gateway to Olympic legacy. Sochi 2014, real snow guaranteed. We tried to organize several public rallies. The main kind of protest is a public campaign in mass media. They never publish our information. It means that this information is more or less painful. Without democracy and without free mass media, without active society position, it's impossible to change such situation, such crazy decision.
I am zoologist and often in the summer I even live in the forest and I saw this signs of last civilization of this Adyghe people. There are some places in the forest where these fruit trees became very old, but you can recognize these places. And also you can find some stones and some signs of these settlements. Babam Kabartey, Gerige sülalesine mensup. Annem yine Kabartey, Kuraş sülalesine mensup. Bu açıdan bu yarışmanın benim için önemi vardı. Normalde ben yarışmalara katılan bir çizer değilim. Tarafta canı yanan insanlar var. Öbür tarafta canı yanan insanların mekanında insanlar bayram yapıyorlar. Çok zor bir durum. Üç maymunda ben işte genel dünyanın tutumunu anlatmaya çalıştım. İşte görmedim, duymadım, bilmiyorum ne yatıyor herkes. Hepimiz aslında aynı suçu işliyoruz yeri geldiğinde. Bunu anlatmaya çalıştım üç maymunda. Soçi'yi biliyor musun mantığıyla uğraştık. Ben de bilmiyordum. İşte ondan sonra öğrendim. Aslında Serkez değilim. İşim reklamcılık. Bu işle para kazanıyorum ben. Bunu duyunca meraklandım. İnternette bir araştırma yaptım. Baktım ki ciddi bir iş. Şu kendi tarzları içerisinde. Polyana'da neler yaşandığını dünyada bir tek Ruslar hariç herkes biliyor galiba. Şimdi sanki orada hiçbir şey yokmuş gibi. İnsanın tabiri caizse kanına dokunanmış. Вы избраны в число кандидатов на роль талисмана игр Сочи 2014. Церемония состоится. Ого, пора собираться в путь. Маскотун нормал халинде, хани каяк olması. Ben de buraya hani kayak değil de burada bir soykırım olduğundan ve kan olduğundan geçmişte onu düşünerek hani buraya maskotun eline kayak yerine hani geçmişte ölüleri temsil edecek buradaki ölmüş insanları
soykırımda ölen insanları temsil edecek en güzel şey aklıma bir tabut geldi. Bir tabut, işte bir anti şey, Rus ayısını yerine getirmiş bir yalancı kedi bir anlamda. Eli ayağı kanına bulaşmış, elinden bir tabut tutuyor. Evet, bir anlamı var. Yalnız bizim öyle bir şey ki, Kafkasya'daki insanlarımız bırakın tabutu, kefen bile bulamadan biliyorsunuz. Gömüldüler orada da burada da. Bu şimdi ufaldığı zaman bir de şey tabii, şu mesela örneğin, ya bunu eleştiri olarak söylemiyorum, öyle düşündürdüm ona. Tabut mesela Avrupa'yı bir tabuttur. Yani İslami bir tabut değildir. İşte saplı, kuplu falan. Kanlar içerisinde, ondan sonra tabutlar içerisinde, kuru kafalar içerisinde bu mesajı acaba karşı tarafta başka olumlu bir şey uyandırmaya yönelik bir mesaj buradan çıkar mı dersiniz? Bu konuda benim şüphem var. Annesine sormuş yavru kutup ayısı. Anne, biz gerçekten kutup ayısınız diye. Annesi de evladım tabii kutup ayısıyız. Niye sordun demiş. Bilmem, ben üşüyorum demiş. Bu çalışmada gerçekten hani çok duru, çok basit, derdini çok kolaylıkla anlatan, böyle çok fazla ajitasyon da içermeyen aslında. Evet, evet. Şu anda öne çıktığını düşündüğümüz çalışmalar 15 numara, 1 numara ve 18 numara. Kullanılabilir yani, bizim açımızdan, sizin açınızdan da kullanılabilir bir şey. Bir de tabii oynatılabilir. Çeşitli tabii bunun varyasyonları yapılabilir. Isteme, evet falan. Şey, evet. Sahibinden ona evet. Biraz... Ama diğerleri de çeşitli şekillerde kullanılabilir diye ben düşünüyorum. Ben yani de ben de şöyle yapayım. Daha şey olsun. Kategoride şöyle yapayım. Ben. Şöyle yapayım o zaman. 15 1 18 yapalım. Evet, Soçi'nin halkı Vubuş adını taşırdı. Çerkes halkları arasında kendine has bir dili, diyalekti olan ama diğer halklarla da iç içe, kol kola yaşayan bir topluluktu. Onlar, komşuları olan Abaza boyları, Adige boyları tamamı buralardan sürüldüler. Bugün buralarda tek bir yerli halktan tek bir insan yok. Düşünebiliyor musunuz bunu? Yani yüzlerce kilometrelik bir Karadeniz kıyısında oranın yerli halkından bugün kimse bırakılmadı. As far as I understand, this is a trace of a century, more than century old drama or tragedy of the group of peoples related to a very complicated history of these peoples. And these issues, which are related to the histories of peoples, they are very very delicate, they're very sophisticated, and of course they cannot be treated, especially now when more than 150 years have passed, so they cannot be treated in a simplistic manner. Sochi, Rusya'nın Kafkasya'yı fethinin orada yapılan benzeri görülmemiş zulümlerin,
bir sembolüdür Çerkesler bakımından. Ve Çerkesler açısından unutulmuş bir toprakta değildir. Yani bir halkı yurdundan sürebilirsiniz ama onu unutturmak biraz zordur. Nesilden nesile intikal eder acılar. Ve biz Kafkasyalılar da bu birikerek intikal ediyor. Kafkasya'yı sadece işgal etmekle kalmadılar. Yani orayı tamamıyla insanlarını yok etmeye uğraştılar. En kötü tarafı budur. Düşünün bugün Çerkes dediğimiz halkların %90'ından fazlası Kafkasya'da değil, Kafkasya dışında yaşıyor. Başta Türkiye olmak üzere. Kabartay. No. Çapsugi. I can't speak. Çapsugi. Kabartay. Ti Kabartay? Yeah, Kabartay. Kabartay, yeah? But I can't speak Kabartay language. No speak Kabartay? No speak, but sometimes I can understand. İnada понимаешь, да? You understand, no? Vancouver'da olimpiyat ateşini, bayrağını Rusya devralırken 2010'da Amerika'da oraya Kazak ekibini götürdü. Adige kültürünü ya da Çerkez kültürünü yansıtacak folklor ekibini ya da müzik grubunu götürmek yerine Kazak ekibini götürmüş olması çok enteresan bir tercih Putin açısından. Kafkasya'nın işgal sürecinde Kazakların, Kuban Kazaklarının ya da Don Kazakları diye bildiğimiz Kazakların vurucu timler olarak kullanılmış olmasıdır. Onlar o bölgenin kültürünü, geleneklerini bilen insanlardı ve Rus çağrılığı bu Kazak askerleri çok etkili bir şekilde kullandı. Yeah.
kesinlikle akıldan çıkarmamak lazım. Rusya Soçi Olimpiyat oyunlarını tehlikeye atacak ya da riske edecek ya da iptal ettirecek. Hiçbir şeye izin vermez, vermeyecektir. İşte Çerkes soykırımını gündeme getiren grupların ya da kişilerin takip edildiğini, dolaylı olarak tehdit edildiklerini, bunlara yönelik mesajlar verildiğini, takip edildiklerini duyuyoruz. Rusya'da düzenlenecek 2014 kış olimpiyatlarına karşı faaliyet yürüten Osoşi 2014 inisiyatifinin üyelerinden Çerkes aktivist Kuban Kural ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Gerçekleştirilen taciz ve tehditlere yönelik detaylı yer, zaman, eşkal bildirimi yapılmasına ve kanıt sunulmasına rağmen aradan geçen süre zarfında olayın tahkikatına yönelik herhangi bir somut bir adım atılmış değil. 15 Mayıs'ta işimden bir vesileyle çıktım, yolda yürürken yanımdan bir sürü araç geçiyor ve bir aracın arka camından bir kağıt fırlatıldı. Yani buruşturmuş bir A4 kağıdı. Üzerime çarptı, yere düştü. Ben açtığımda sen öleceksin yazan bir yazıydı. Ondan sonra savcılığa başvurduk. Savcılık emniyet süreci başladı. Fakat çok bir ilerleme kaydedemedik. Rusya'nın bütün ulus devletlerde olduğu gibi en çok korktuğu, en çok çekindiği şey sivillik. Sivil hareketler, sivil muhalefet. Onun için Rusya'da sivil muhalefet dinamiği geliştirmeye çalışanlar çok ciddi baskılarla karşı karşıya geliyorlar. Bizi tedirgin etmek ve eylem sürecini etkilemek, insanları tedirgin etmek için yapılmış bir şey olduğunu düşündük. Uluslararası çapta başlatılan ve Türkiye Organizasyonu'nu İstanbul Kafkas Kültür Derneği ve Kafkasya Forumu'nun organize ettiği Antimaskot Yarışması'nın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Uzun süren jüri değerlendirmelerinin ardından dereceye girecek birinci ve ikinci olan maskotlar aynı tasarımcının eserleri oldu. Birincilik ve ikincilik ödülünü almak üzere Baydan Çiçeği'yi davet ediyorum. Bir dostuma gösterdim yaptığım işleri. Ya çok kanlı değil mi bunlar dedi. Ya dedim o iç kanama zaten. Yani o dışarıda kanayan şeye bakma sen. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şeyin parçası olduğun için çok onur duyuyorum. Karadeniz'in güney kısmından kuzeye doğru bir çelenk bırakıyoruz denize ve oraya gitsin diye bırakıyoruz. Tuapse ya da Soçi limanına gitsin diye bırakıyoruz. Aynı o denize bırakılan şişe gibi. Bazen bir kozmik şakacı sanki bir şaka yapmış, uzun süren bir şaka yapmış ama artık çok da gülünecek bir şaka değil bu. Hani bitsin diye düşüneceğim bir şaka.